Ağrımıyor, ağrımıyor, dişim ağrımıyor, ağrımıyor. Dişim ağrımıyor, ağrımıyor, ağrımıyor. Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Buyur yenge, günlük ziyaretiniz mi? Bana bak Batur Alp Efendi. Bahçe yeşillensin diye sonbaharda bu lale soğanlarından 5 tane ektiydim. Bahar geldi, hala hiçbir şey çıkmadı. Ne yaptın? Yoksa bahçeden söküp yedin mi o soğanları? Ben manyak mıyım yenge? Apartmanın lale soğanlarını niye yiyeyim? Bırak şimdi. Sen ninjasın. Köktür, turuktur, söküp söküp yiyorsundur. Evet, yani bazı kökleri yemek bünye açısından faydalıdır. Ama sizin köklerinizi ben yemedim. Aa, bu koku ne? Dur bakayım. Aa, rakı ayol bu. Sabahın köründe rakı içmişsin sen. Evet yenge, dişim aradı da tedavi maksadıyla birazcık rakı almıştım. Ne dişi, bal gibi içki içmişsin sen. Sabah sabah alem yapıyorsun. Bakın yenge, bildiğiniz gibi değil. Sus ahlaksız. Kendine meze yaptın değil mi o lale soğanlarını? Hiç halim yok yenge. Başka zaman gelin, bu konuyu öyle görüşelim. Yazıklar olsun Batur Alp Efendi. Sonunda pavyona da çevirdin apartmanı. Ayyaş! Çevre düşmanı, lale düşmanı. Şimdi 4 ayrı sivil toplum örgütüne şikayet edeceğim seni. Dişim, dişim, dişim. Oh. Kapı açık, kapı açık. Ben gelemiyorum. Hayrola hocam? Neyiniz var? Yoksa akşamdan mı kaldınız? Saçmalama Samim. Biz ninjalar ninja bayramı ve cumhuriyet kutlamaları dışında içki içmeyiz. Rakıyı ağrıyan dişim için kullanıyorum. Tabii. Rakının Japon inançlarına göre de diş ağrısına iyi geldiğini bilmiyordum yani. Bu her yerde böyledir Samim. Çivi yutmaktan bahsetmiyoruz. Bu öyle bir acı ki uyuşturmaktan başka çarem yok. Dert etmeyin bu kadar hocam. O zaman gidiverelim bir dişçiye, olsun bitsin. Hadi. Tabii Samim, sen istediğin dişçiye gidebilirsin. Ben sana engel olmayayım. Hocam, hani dişi ağrıyan sizdiniz? Hem ninja yaratılışlı bir insana dişçiden korkmak yakışıyor mu? Neymiş Samim? Yani bunun ninja olmakla ne ilgisi var? Ben çocukluğumdan beri korkarım dişçiden. Hocam, o zaman siz bir transa daha girin, sonra dişçiyi ben çağırırım size. Bir transa girebilsem rahatlayacağım zaten. Ama acıdan giremiyorum ki Samim. Diş hekimlerinin tavsiyesine uymazsan böyle olur. Kabahat bende. Diş hekimliğinin bir öğreti olduğunu anlayıp daha önceden tedbir almam gerekirdi. Haklısınız hocam aslında. Adamlar o kadar anlatıyorlar. Yumurtanın fırçalanan ve fırçalanmayan tarafları arasındaki farkı bize gösteriyorlar ama biz aldırmıyoruz. Aslında diş çok gereksiz bir şey Samim. Yani en azından sinirleri olmasa da olur. Kemik dediğin ağrımaz ki. Felsefi olarak düşünüyorum da diş çok gereksiz bir şey Samim. Gel bakayım buraya. Hocam. Gel.